Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli izleyenler, dünden yarına programına hoş geldiniz. Bu hafta mazlumiyet söylemini konuşacağız. Bilindiği üzere son 200 yıldır biz İslam dünyası olarak büyük zulümler yaşıyoruz. Bugün baktığımızda Mısır'da zindanlara düşen bizleriz. Myanmar'da işte yurtlarından sürgün edilen yine bizleriz. Sonra Bosna'da katliama uğrayan, soykırıma uğrayanlar bizleriz. Baktığımız vakit Afrika topraklarında hakeza en büyük zulümleri yine Müslümanlar görmektedir. Sadece bununla kalınmamakta, bugün işte uygarlığın merkezi olarak nitelendirilen Avrupa ve onun işte uzantısı olan Amerika'da bile dahi Müslümanlar kimliklerinden dolayı zulüm görmekteler. Halimiz ve vaziyetimiz bu şekildedir. Bu elbette ki eziyet gören insana biz mazlum deriz. Biz elbette ki mazlumuz. Ancak biz şunu görmekteyiz, bu mazlumiyetimiz dahi bizim aleyhimize kullanılmaktadır. Ve dahi sanki bu başımıza gelenlerin mazlumiyetimizden kaynaklandığı bize izah edilmekte. Biz bu hafta inşallah bu konuyu tahlil etmeye çalışacağız. Acaba başımıza gelen felaketler, yaşadığımız zulümler mazlum olmamızdan mı kaynaklanıyor? Yoksa başka bir sebepten mi kaynaklanıyor? Diğer bir husus da, bu mazlumiyet söyleminin ne gibi etkileri var? Gerçekten bu söylemin kaynakları nelerdir? Bu söylemin Batı için anlamı nedir? Batı'ya ne ifade etmektedir? Ve bizdeki yankıları nedir? Yani bu mazlumiyet söyleminin bize faydası mı var, zararı mı var? İnşallah bu soruların cevabını arayacağız. Konuğum her hafta olduğu gibi Doğru Haber Gazetesi yazarı Sayın Abdülkadir Turan. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam bu hafta yine önemli bir konuyu masaya yatıracağız. Mazlumiyet söylemi. Çok işlenilmemiş bir konu. Biz inşallah bunu tahlil etmeyi düşünüyoruz. İnşallah izah edebiliriz. Çünkü biraz soyut bir şeydir ama somut örneklerle inşallah bunu açıklamaya çalışacağız. Mazlumiyet söylemine geçmeden hocam bizim şu an Müslümanlar olarak son 200 yıldır, 300 yıldır bizim halimiz, vaziyetimiz nedir? Şöyle bir tasvir edersek. Evet. Bizde yaklaşık bir 500 yıl önce ilmi gelişim tamamen durdu. İlmi gelişimin durmasıyla beraber biz siyasi ve askeri olarak gerilemeye başladık. Sonra yaklaşık bir 300 yıl önce bu İslam dünyasında büyük bir toprak kaybına dönüştü. Bu Endülüs vakasını bunun dışında tutarak anlatıyorum. O daha eski bir vakaydı. Evet. Yaklaşık 300 yıl önce bir toprak kaybı oluştu. Üçüncüsü, bu toprak kaybıyla birlikte İslam dünyası fiziki olarak daralmaya başladı. Ve bazı Müslümanlar muhacir oldukları gibi bazı Müslümanlar da Müslüman olmayan yönetimlerin, Müslüman olmayan idarecilerin yönetimleri altında kaldılar. Sonraki aşama, dördüncü aşama, İslam alemindeki yönetimler değiştirildi. Seküler yönetimler kuruldu. Ulusal sol, ulusal sağ veya krallık yönetimleri kuruldu. Seküler yönetimler kuruldu. Müslümanlar bu sefer kendi öz yurtlarında garipler konumuna düştüler. Burada baskı gördüler, eziyet görmeye başladılar. Bunun neticesinde bazı Müslümanlar kendilerini dünyanın başka yerlerine attılar. Daha önce hiç İslam hakimiyetine altına girmemiş. Ama rahat bir nefes alabilecekleri, hem geçimlerini sağlayabilecekleri, hem dinlerini daha rahat yaşayabilecekleri, fikirlerini daha özgürce anlatabilecekleri yurtlara göç ettiler. Bu fiziki tablo içerisinde, bu katman katman fiziki tablo içerisinde gelinen noktada Müslümanlar şüphesiz ki dünyanın en mağdur toplumudurlar. 1,5 milyar nüfuslarıyla, belki 1,5 milyarı aşan nüfuslarıyla dünyanın en mağdur, en mazlum topluluklarıdırlar. Bahsettiniz. Kendi yurtlarında, Mısır'da işte zindanlar, Müslüman alimlerle tıklım tıklım. En mukaddes topraklarında, Filistin'de her gün
şehadet var. İşte yakın geçmişte işte bir Çeçenistan vakası, bir Bosna vakası ama daha yakında bir Arakan vakası. Göç ettiriliyoruz. Daha önce orada bir Müslüman krallık vardı, emirlik vardı. Hakim olduğumuz topraklardan göç ettiriliyoruz. İslam coğrafyası daha da bir daraltılmaya çalışılıyor. Avrupa'nın herhangi bir kentinde, herhangi bir Müslüman sebepsiz bir yere bir gün bıçaklanabiliyor. Bir Müslüman kadın tesettürüyle bir AVM'de, bir markette alışverişini yaparken aniden hayasız bir el onun tesettürüne hakaretler içinde uzanabiliyor. Veya herhangi bir İslam şehrinde, bu İstanbul'da olabilir, başka bir yerde olabilir, bir Müslüman kadın minibüse binerken, otobüsten inerken sırf tesettüründen dolayı bir psikopatın hakaretlerine maruz kalabiliyor. Dünyada mevcut haller içerisinde inancından dolayı eziyet gören tek topluluk Müslümanlardır. Bugün dünyada eziyet gören, zulüm gören bir Katoliklik yok, Katoliklik mensubu yoktur. Bir Budist yoktur. Konfüçyüs'e tabi herhangi biri yoktur. Bir Evangelist yoktur, bir Yahudi yoktur. Dünyanın mevcut koşulları içerisinde sadece Müslümanlar inançlarından dolayı zulüm görüyorlar. Sadece Müslümanlar inançlarından dolayı hakaretlere uğruyorlar. Fiziki şiddete uğruyorlar veya tahkir ediliyorlar. Böyle bir ortam içerisinde Müslümanlara sahip çıkacak kimse bulunmadığı gibi Yeni Zelanda vakasını düşünün, 50 küsur Müslüman cuma namazında sadece Müslüman olduğu için kurşunlanıyor. Buna gençlerimiz bile artık inanmak istemiyorlar. Hocam başka bir sebep olamaz mı? Yeni Zelanda sadece dini bir sebeplenmeydi. Sanki dünyada artık dini sebeple eziyet görmek mümkün değilmiş gibi bir algı oluşturuluyor. Sadece dini inançlarından dolayı, cuma namazlarından dolayı kurşuna dizildiler. Ama dünya buna terör bile demedi. Aksine henüz meselenin üzerinden 40 gün geçmeden işte ABD'nin başına getirilmiş tüccar adam, işte Trump, orada bir kongre üyesi bir milletvekili var, böyle az çok tesettüre girmeye çalışan bir milletvekili var. Onun üzerinden tüm dünya Müslümanlarının terörist olduğunu ima eden bir yayın yaptı, bir Twitter paylaşımı yaptı. Hem zulüm görüyoruz hem terörist olmakla itham ediliyoruz. Hem haksızlığa uğruyoruz hem terörist olmakla itham ediliyoruz. Kendimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Kendimizi kurtarma çalışmalarımız saptırılıyor. Başka çabalarla karıştırılıyor. Ve kendimizi kurtarma çalışmamız bir insanlığa karşı bir suça büründürülüyor. Evet hocam. Bu çok vahim bir vaka yani. Biz burada haksızlık var, zulüm var, üzerimize geliniyor. Biz kendimizi kurtarmaya çalışıyoruz ama kendimizi kurtarma çabamız bir insanlık suçu gibi anlatılıyor. Bize zulmedenler insanlık suçu işlemiş olmuyorlar ama biz insanlık suçu işlemiş oluyoruz. Mazlum da biziz, zalim de biziz. O konuma düşürülüyoruz. O konuma düşüyoruz. Hatta bize yani mazlum zaten demiyor bize. En büyük zalim, insanlığın en büyük düşmanı gibi. Yani burada bir Yavuz hırsız meselesiyle karşı karşıyayız. Yani ev sahibini bastırır diyorlar ya. Burada zalim, mazlumu zalim olmakla itham ediyor. Evet. Böyle bir ters durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla zulüm üzerine biz zulüm yaşıyoruz şüphesiz ki. Doğrudur hocam. Peki hocam, ben şu hususu sormak istiyorum. Biz bu mazlumiyet söylemine geleceğiz. Ama öncelikle Müslümanların zulüm görmesinin sebebi acaba mazlum olmalarından mı kaynaklanıyor? Yoksa başka bir etken mi var? Evet, buradaki hani mazlum kavramını şey yapmak lazım. Böyle mazlum deyince toplumun zihninde ne var? Böyle sessiz, sedasız, tabiri caizse böyle derler ya pısırık, kendi köşesinde oturan, böyle kafasına vursan sesini çıkarmayacak. Müslümanlar böyle bir topluluk mudurlar gerçekten? Yoksa var mı bu zalimleri onların üzerine yönelten bir sebep? Güzel bir soru.
Şimdi dünyanın genel durumuna bakalım. Dünya manevi bir kıyamet yaşıyor gerçekten. Herkes ama herkes şikayetçi. Kadın hakları meselesi bugün dünyanın ana gündemini teşkil ediyor ama en büyük mağdur kitleyi kadınlar oluşturuyor. Figan ediyorlar. Düşürüldükleri çukurdan kadınlar kurtulmaya çalışıyor. Tüm dünyada kurtulmaya çalışıyor. Öyle olmazsa Rus kadın, öyle olmazsa İsveçli kadın, öyle olmazsa İspanyol kadın bir Müslüman erkekle evlenmek için can atar mı? O çukurdan, o fıtrata aykırı hayat tarzından bütün gücüyle bu tarafa doğru gelmek istiyor musun kadın? Çocuklar zulüm görüyor. Çocuğa yapılacak en büyük zulüm ona Rabbini tanıtmamaktır. Allah'ını tanımadan yetişiyor. Ve daha da ileri gidiliyor. İnsanın bugün cinsiyetiyle oynanıyor. Bu insanın geleceğini imha etmektir. İnsanın maddi kıyametidir. Önce manevi kıyamet kopar, sonra peşinden ne gelir? Maddi kıyamet gelir. Bugün insanın maddi kıyameti için savaşanlar var. Kıyamet savaşları diye evangelist. Ve bu kötü gidişat karşısında, bu herkesin şikayetçi olduğu gidişat karşısında Müslümanlardan başka bir Allah kulu la hayır demiyor. Hiç duydunuz mu Papa'nın dünyadaki ahlaksızlıktan şikayet ettiğini? Hayır hocam. Hiç duydunuz mu? Herhangi bir Budist, bilmem tapınakçının çıkıp ahlaksızlıktan şikayet ettiğini. Hiç duydunuz mu? Konfüçyüs'ün tabilerinin ahlaksızlığa hayır. İnsanın cinsiyetinin sıfırlanmasına hayır. Kadının bu şekilde bir meta haline dönüştürülmesine hayır dediğini hiç duydunuz mu? Yok hocam. Biz duymadık. Avrupa'da herhangi bir insan hakları kuruluşu tam aksi yönde değil mi? Çıkıp dedi mi ki arkadaş ne oluyor bu kadının? Niye bu hale düşürdünüz? Neden kadın her sabah evinden bir sürü masrafla adeta süslenerek, püslenerek bir meta gibi herhangi bir patronun sekreterliğine doğru gitmek zorunda? Neden o insan çoluk çocuğunun başında değil? Burada yanlış anlaşılmasın. Kadının çalışması, her dönem kadın çalışmıştır. Resulullah döneminde de çalışmıştır. Bazı böyle çok uç bedevi yaklaşımlar hariç, Bizanslarda da var, Müslümanlarda da vardır bu, Batı'da da var, Doğu'da da var. Genel olarak kadın çalışmıştır. Tarlasında çalışmış, bağında çalışmış, hekim olarak çalışmış ama çalışmış. Mesele o değil, bugün yaşadığımız o değil. Devasa bir insan neslinin kuruması gibi faciayla karşı karşıyayız bu. İnsanın fıtratına aykırı alanlara yönlendirilmesiyle alakalı. Buna bir Allah kulu çıkıp ne oluyor diyor mu Müslümanlardan başka? İnsanların tamam. Aynı şeyleri yiyor, aynı şeyleri giyiyor, aynı asker olmuş, otur diyorlar, oturuyorlar, kalk diyorlar, kalkıyorlar. İnsanlık iradesi ortadan kalkmış. Bir küçük elit görmediğimiz, tanımadığımız, nerede yaşadığını anlamadığımız bir elit kürenin bir köşesine yerleşmiş ve oradan bütün dünyaya yön veriyor. Buna 1 milyar nüfusu olan Çin de hayır demiyor. Adam diyor ki bu yıl benim şu tipteki ceketim moda olacak diyor. Bunu Abdülkadir de giyiyor. Bunu Çin devlet başkanı da giyiyor. Evet. Bunu Güney Afrikalı da giyiyor. Bunu bilmem bir Belçikalı da giyiyor. Evet. Bir garabetle karşı karşıyayız biz. Ve bu garabete sadece Müslümanlar hayır diyor. Sadece ve sadece Müslümanlar direniyor. Adam ne diyor? Bakın zamana hükmediyor. Zamana hüküm en büyük iktidardır. Mekana hükümden daha büyük bir iktidardır. Çağları ayrıştırmış bu adam. Bir diyor, eski çağlar mitoloji, efsane çağıydı diyor. Sonra diyor biz din çağına geçtik. Teoloji çağına geçtik. Din çağı geride kaldı, akıl çağına geldik. Şimdi adını koymuyorlar. Bilimsel olarak uzay çağı, teknoloji çağı bunlar hep söylenilebilir ama sosyolojik olarak biz adını koyuyoruz. Zevk çağındayız biz. İnsanlar artık faydayla değerlendirmiyor şu çayı içip içmemeyi. Canıyla değerlendiriyor, nefisle değerlendiriyor, arzuyla değerlendiriyor. Hoşuma gidiyor onun için içiyorum diyor. Velev zararlı olsun, velev faydalı olsun. Bunun için insanlık tarihinde ilk kez uyuşturucu maddeler bu kadar yaygınlaşıyor.
Bunun için insanlık tarihinde alkol ilk defa bu kadar yaygınlaşıyor. Fuhuşat bu kadar yaygınlaşıyor. İnsanlık geçmişte fayda ve zarar kıstasına sahipken, içinde bulunduğumuz koşullarda insanlık artık zevk, arzu, can, hoşuna gitme gibi yeni kıstaslar geliştirmiş bir zevk çağı yaşıyoruz. Şimdi böyle bir çağda, o halde onların mantığına göre din çağı ile bugünkü süreç arasında kaç çağ girmiş? İki çağ girmiş. Bir akıl çağı girmiş, bir de zevk çağı girmiş. Ama Müslümanlar hala Avustralya'nın 1500 kilometre güneyinde uygarlığın süzülerek gittiği, zevkperizmin doruğa çıktığı bir Yeni Zelanda coğrafyasında cuma namazında camiyi tıklım tıklım doldurabiliyor. Moskova'da 60-70 yıllık komünist sürecin ardında cuma bayram namazı için caddeler cami cemaatine yetmiyor. İstanbul'da yeni bir havalimanı açılmış, mescit var. Millet yollara taşmış, cuma namazı kılıyor. Müslümanlar meydan okuyorlar. Diyorlar ki senin zamana hükmetme, bir kere tarihin en üst hakimiyettir. Kendi çağın ilahı, tanrısı ilan etmedir bu. Biz bunu tanımıyoruz diyorlar. La diyoruz. Din çağı devam ediyor. İnadına devam ediyor diyor. Ama diyor ben böyle tayin etmemiştim. Bakın o din çağı geride kaldı. Sen gel zevk çağına. Biz ısrarla hayır diyoruz. Din çağını yaşamaya devam edeceğiz. Direniyoruz. Karşı koyuyoruz. Öte yandan adam diyor ki hiçbir ahlaki kriter liberal özgürlük dalgası önünde duramaz diyor. Biz hayır diyoruz. Ahlakı ayakta tutmaya çalışacağız ve tutuyoruz. Evet, pes ettiğimiz oluyor. Güç durumda kaldığımız oluyor. Üstelik böyle bir sık ara parantezler açıyorum. Belki izleyici kopuyordu ama ifade etmem lazım. Üstelik biz tarihimizin en büyük devşirmelerinden birini yaşadık. Tarih boyunca hatta ilk büyük devşirmesini yaşadık. Biz tarihte bizde mürtetleşenler olmuştur. Çok küçük topluluklar halinde. Ama hiçbir zaman bizim içimizden bir topluluk bize karşı devşirilmemiştir. Adam bizim adımızı taşıyor. Bizim ailemizin içinde büyüyor. Bizim imkanlarımız da var oluyor. Ama İslam'a düşmanlık yapıyor. Sosyalist adı altında, liberal adı altında, sağcı, solcu, milliyetçi başka bir adı altında. İslam tarihinde ilk kez milyonlara varan bir devşirme problemimiz var bizim. Ve bunlar elit sınıf, idareci sınıf. Bizim çocuğumuzdu, Filistinliydi. Filistin'i sosyalist Yahudiler iştila edip orada bir İsrail kurdular. Ama bir sol kolunu havaya kaldırarak, sağ elinde Stalin'in posterini taşıyarak yaşasın Stalin diyor bizim gençlerimiz. Böyle bir çağ içinde yaşıyoruz. Rejimlerimizin mühim bir kısmı ulusalcı sosyalist. Diğer bir kısmı ulusal sağ. Bir kısmı doğrudan hala İngiltere ve Amerika'nın doğrudan yönetimi altında, etkisi altında. Bu koşullara rağmen, bu yüzyıllık baskı ve şiddete rağmen hala yaşasın İslam diyoruz biz. Yaşasın din diyoruz. Yaşasın aslında insanlık diyoruz. Zira din insanlıktır. Adam aile çağı bitti diyor. Russo'nun aile çağını bitirişin üzerinden neredeyse 400 yıl geçti. Belki daha fazla. Evet. Ama biz bugün aileyi yaşatmak için bir mücadele içerisindeyiz. İnsanlık adına. Bizim burada biz büyük bir mücadele veriyoruz fakat biz anlatamıyoruz. Bu mücadele bir kavmin, bir bölgenin, bir ülkenin mücadelesi değil. İslam mücadelesi bir insanlık mücadelesidir. Biz insanlığın kurtarıcılarıyız bu konuda. Müslümanlar olarak. Evet. Dünyaya hükmetmek isteyen bir güç var. O medeniyetler çatışmasının sahipleri çok doğru bir tez ortaya atmışlar. Onlar medeniyetler çatışmasını bitirmek istiyorlardı. Tek hakim olmak istiyorlardı. Ama biz insanlık adına buna hayır dedik. Bu arada Güney Amerika'da direnenler bizden cesaret alıyor. Güney Asya'da direnen bizden cesaret alıyor. Avrupa'da hayır diyen Müslümanlardan cesaret alıyor. Bugün yeryüzünde Müslümanlardan başka bu dünyadaki hegemonyaya hayır diyen hiç kimse yok. Üstelik içimize geçmişte İslamcı kimliği olup bugün yine kendisine liberalleşen bazı tırnak içinde böyle söz cambazlarına rağmen biz direnmeye devam ediyoruz. Biz kalacağız diye var olmaya devam ediyoruz. Buraya bakmak lazım. Buyurun. Evet. Sonuç olarak sanki biz şunu anladık hocam. Bizim bugün zulüm görmemizin sebebi esasında doğrudur, mazlumuz. Ama zulüm görmemizin sebebi mazlum olmamızdan değil, bugün yeryüzünde var olan, işte kendini ilah olarak nitelendiren,
tağut olarak, bizim tağut olarak nitelendirdiğimiz kişiye var olan mücadelemizden dolayı biz zulüm görüyoruz. Evet, biz etkisiz olduğumuz için değil, biz sessiz kaldığımız için değil, biz boyun eğdiğimiz için değil, biz boynumuzu uzatıp gelin bizi vurun dediğimiz için değil, biz direndiğimiz için bize karşı zulüm operasyonları yapılıyor. Biz o halde mazlumlar değil, biz direnenleriz, insanlığın direnen tek topluluğuyuz. Evet. Böyle insanlığın, Müslümanlar insanlığın mazlumudurlar. Ne saçma bir laf bu, ne yersiz. Ne büyük bir kabahat bunu ifade etmek. Ne münasebet, niye mazlum olalım? Direnen mazlum olur mu hiç? Direnişçi erdemli adamdır, kahraman adamdır. Kahramana mazlum demek ona hakarettir. Velev zindanda da olsa, velev işkence altında da olsa mazlum, çünkü mazlum algısı etkisiz olmayı anlatır. Böyle bir tür dilenciyi anlatır. Etkisizliği, dünyanın gidişatına etkide bulunmamayı anlatır. Biz öyle birileri değiliz. Hayır, biz insanlığın direnenleriyiz. Eğer eski tabirle, sol jargonla olursa insanlığın gerillalarıyız biz Müslümanlar olarak. Evet. Her gün insanlığı haykırıyoruz. Her gün hakkı, doğruyu haykırıyoruz. Düşmanlarımıza rağmen haykırıyoruz. Nefsimize, içimizdeki döneklere rağmen haykırıyoruz. Devşirmelere rağmen haykırıyoruz. Çıkarlarımızın zedelenmesine rağmen hala insanlığın bayrağını biz dalgalandırıyoruz. O insanlık bayrağı sadece bizim elimizde. Bize de birileri siz mazlumsunuz diyor. Biz de kendimize dönüp biz de mazlumuz diyoruz. Ya bu niye mazlum olalım arkadaş? Biz mazlum falan değiliz. Biz insanlığın direnenleriyiz. Doğrudur hocam. Şimdi şöyle bir husus var hocam. Gerçekten baktığımız vakit, yani örneğin bir Libya coğrafyasında Ömer Muhtar'a baktığımız vakit dar ağacına bile gittiğinde böyle başı dik bir şekilde gitmiştir. Yargılandığı vakit hani ona diyorlar hani birazcık taviz verse, ama o kendisi hayır diyor ki ben Müslümanım. Sizsiniz, ben de benim. Siz bana nasıl muamele etmek istiyorsanız ben kendi kimliğimden taviz vermem. Biz bunu Şeyh Said'de görüyoruz. Biz bunu Seyyid Kutup'ta görüyoruz. Burada bir hani özne var. Bir yeryüzünde kendini halife olarak görme unsuru var. Ama bir de şuna biz şahitlik ediyoruz hocam. Bizim İşte bu son 200 yıllıkta medeniyet şeyimizi kaybettikten sonra bir yenildik. Ve bize böyle bir mazlumiyet söylemi geliştirildi. Evet. Hani bu dilersen oraya geçmeden o mesele, o büyük insanlara bir değinelim. Yani ya Üsteppe diyor, zaman mazlum olduğu için mazlum görüyordu. Direniyordu arkadaş. Evet. Adamlar diyorlardı ki bu memlekette biz Allah diyen tek bir insan bırakmayacağız. O da hayır, ben buna müsaade etmeyeceğim diyordu. Kim olarak? Bitlisli Sait olarak. Devasa bir aşireti yok. Tanınmış bir şeyh değil, büyük bir tarikatı yok. Şimdi bugün Molla Sait, Sait Nursi deyince aklımda devasa bir adam geliyor. Ama 100 yıl öncesi için Molla Sait Bitlis'te ne ifade ederdi Allah aşkına? Sadece irade sahibi bir insan. O iradeyi kullanınca Allah-u Teala yolunu açıyor. O ilahi iradeye başvurunca oluyor bu iş. Ne ifadesi? Veya Seyyid Kutup. Dünyada kaç tane sosyoloji doktoru vardı var olduğu günde? Mazlum olarak mı acaba idam ipine gitti, yoksa direnen olarak? Başı dik olarak mı gitti? Veya İmam Hasan el-Benna bir ilkokul öğretmeni. Dünyada kaç milyon ilkokul öğretmeni var? Yani Hasan el-Benna direnmeseydi şehit edilir miydi? Kesinlikle hayır. Seyyid Kutup direnmeseydi şehit edilir miydi? Evet. Hatta bunlara teklif de götürülüyor. Örneğin Ömer Muhtar'a İtalyanlar diyor ki hani sen gel Mısır'a, biz sana orada bir köşk tahsis edelim. Sen kendine rahat rahat yaşa. Ama o bunu kabul etmiyor. Direndiği için şimdi şehit ediliyor. Bir kasaba düşünün. Bu spesifik ismini vermeyeceğim. Nüfusu neredeyse 500 hane. Ve o kasabada devasa bir Şeyh Efendi var, bir tarikat reisi var. Fakat o köye bir sosyalist proje uygulanıyor. Hem sosyalist örgüt, hem onun resmi destekçileri tarafından, bürokratlar tarafından. Evet. Bir yandan bürokratlar var, ilçenin bürokratları var, solcu. Projeye destek veriyorlar, eğitim katkısı falan veriyorlar. Bir yandan PKK burayı değiştirmeye çalışıyor. Ve o Şeyh Efendi bu projeyi çaresiz bir şekilde seyrediyor. Diyor ki, biz ne yapabiliriz ki?
Her gün evinden camisine gidiyor, camisinden evine. Buna karşılık onun müezzini, resmi olmayan müezzini hayır diyor. Bu proje böyle devam etmez. Ona karşı köyün içerisinde İslam'ı anlatıyor, sosyalizmin neden yanlış bir yol olduğunu, bunu nasıl gelecekte o halkın soyunu tüketeceğini, bunlar ırk adına o köyde propaganda yapıyorlar. Bak bunlar sizi ırksın ırklarınızdan bahsediyorlar. Bırak size ırkınızın üstünlüğünü sağlamayı, soyunuzu tüketecekler. Bunu sosyalist ulusalcıların böyle bir özelliği var. Irk üzerinden propaganda yapar ama soyu kurutur. Evet. Geçmişe vurgu yapar, geleceği bitirir. Doğru. Bunu ifade ediyor. Sizce bunlardan hangisi şehit olmaya layık? Elbette o Şeyh Efendi şehit olmuyor. Şehit olan o müezzin oluyor. Dilenen müezzin oluyor. Evet. Dolayısıyla burada mazlumiyeti bir erdem gibi gösterme. Biz mazlumuz, o halde erdemliyiz. Hayır hayır, mazlum olmakla kimse erdemli olmaz. Dilenenler erdemli olur. Karşı çıkanlar erdemli olur. Evet hocam. Biz bu mazlumiyet söyleminin, yani bu bize işte mazlumiyeti kutsayan bu söylemin nasıl geliştiğini konuşacağız hocam, ama bir kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Muhterem izleyenler, kısa bir aradan sonra tekrar karşınızda olacağız. Kıymetli izleyenler, devam ediyoruz. Mazlumiyet söyleminin nasıl geliştiğini konuşacağız. Hocam, biz aradan önce Müslümanların zulüm görmesinin sebebinin mazlumiyet değil, onlarda var olan o direnişin, var olan o dünya düzenine hayır demelerinden kaynaklandığını biz ifade ettik. Gerçekten önemli bir husustu. Ancak biz şunu görmekteyiz. Bugün bir kutsanan bir mazlumiyetlik var. Bir işte bize biz mazlumuz. Hem Batı bunu dile getiriyor, hem biz de bazen dile getiriyoruz. Hatta bazen vaizlerimiz kürsüye çıkıyor, söyledikleri tek şey sadece bizim mazlumiyetimizi dile getiriyorlar. Yani ben şunu sorayım hocam. Bu mazlumiyet söyleminin kaynağı nedir ve bu nasıl gelişmiştir? Evet, yani hemen hemen kürsüye çıkan her vaizimiz Müslümanlar mazlumdur diye bir in diyor. Bu doğrusu bizdeki tecdid, ihya kabiliyetinin ölmesinden kaynaklanıyor. Onun tükenmiş olmasından kaynaklanıyor. Nereden geliyor? Bunun bir tarafı Müslümanlarla alakalı. Müslümanlar toprak kaybına uğradıklarında, siyasi ve askeri olarak yenilip toprak kaybına uğradıklarında, yüz binler Müslüman kuzeyden güneye doğru muhacir olduğunda, Endülüs'ten Afrika'ya doğru muhacir olduğunda, sonraki süreçte Kırım'dan Anadolu'ya doğru, Balkanların kuzeyinden Balkanların içlerine, Balkanların içlerinden Anadolu'ya doğru, Kafkasya'dan güneye doğru, İslam alemi daraldığında, yine Asya kıtasının hem kuzeyinde bir daralma oldu, hem güneyinde daralma, Hindistan'da kuzeye doğru Müslümanlar çekildiklerinde, bugünkü Hindistan'dan Pakistan'a doğru, Bangladeş'e doğru çekildiklerinde, bu daralma malum, bu yer daraldıkça insan eziyeti de artar, sıkıntılar da artar. Vaizlerimiz, İslam alemini yönetenleri uyandırmak için sıkı bir mazlumiyet vurgusunda bulundular. O dönem için bu doğru bir vurguydu. Gayeleri zevk-ü sefaya dalmak isteyen yöneticileri, gününü gün etmek isteyen gençleri, bidat edebiyatı yapan fakihleri uyarıp onları kendilerine getirmek ve İslam aleminde acıyı hissettirerek ortak acı üzerinden bir uyanış meydana getirmekti. Son derece salih bir niyetle yapılmış, geliştirilmiş bir söylemdi. Tabi bir söylemdi. Özel birileri üzerine çalışmış değildi. Ama güzel bir söylemdi, yerinde bir söylemdi. Dediğim gibi gayesi acıları hissettirmek. Malum acının yaşanması uyanmak için yetmez. Aynı zamanda acıyı hissetmek lazım. Acının hissi ise şuura bağlı. Beynin, kalbin acı duymasına bağlı. Burada bu uyarılarla ulema
gözlerin göremediği acıyı, kulağın duymak istemediği acıyı vaazlarla, daha etkili bir anlatımla kulaktan, gözlerden, beyine hissettirerek, kalbe hissettirerek bir hareket meydana getirmek, sonra bu ortak acıyı, ümmet acısını herkese hissettirerek bir ortak direniş inşa etmekti gaye. Çok doğru bir yöntemdi. O dönem için. O dönem için. Evet. Gençlere bakan tarafı vardı, ulemaya bakan tarafı vardı, devlet yöneticilerine bakan tarafları vardı. Bu mazlumiyet söyleminin bir kısmı orayla alakalı. Oradan bugüne kadar böyle geldi. Dokunulmadan geldi. Tecdit olmayınca işler kendi halinde gider. Zaman zaman çağ dışı kalır ama siz fark etmezsiniz. Alimin görevi içinde bulunduğu asra uygun kendini yeniden dizayn etmek ve o asrın gerçekliği içerisinde konuşmaktır. Alim odur. Yoksa başka bir şey değil. Diğer bir husus ise bizdeki 19. yüzyıl meselesidir bu. 19. yüzyılda bu Fransızlar İslam alemine açılmak istediklerinde, İngilizler İslam alemine açılmak istediklerinde Müslümanların elinde bir sanayi yoktu. İngiliz sanayi devrimine karşı, Fransızların sanayisine karşı, teknik gücüne karşı Müslümanların elinde bir şey yoktu. İngiltere hem Hindistan'ı istila etmişti, hem Amerika'yı istila etmişti. Çin'in de bir kısmına girmeye başlamıştı, dünyaya hakim olmaya başlamıştı. Müslümanların bu çapta bir imparatorluğu da yoktu. Karşı koyacak bir imparatorluğu da yoktu. Rusya dünyanın neredeyse çeyreğini ele geçirmeye başlamıştı. Yine Müslümanların bu çapta bir imparatorluğu yoktu. Burada Müslümanlar için tek umutun neydi? Onların ilahi yardımın şartı olarak gördükleri birliğin, bütünlüğün sağlanmasıydı. Onun için Müslümanlar sürekli bir şekilde bir ümmet vurgusu yaptılar. Tarihte hiç olmadığı kadar bir ittihad-ı İslam vurgusu yaptılar. Dediler ki biz bir olursak, bütün olursak, dünya hepsi bir araya gelse bizi yenemez. Bunun tarihte örnekliği vardı. Müslümanlar küçük bir topluluk olsalar dahi ittifak ettiklerinde, birilerinin yanlışlarını görmek istemediklerinde, İhtilaf genele yayılmadığında büyük zaferler elde etmişlerdir. İslam orduları eğer İstanbul önlerine kadar gelmişlerse, ihtilafın ısrarla ümmetin geneline yayılmasına engel olabildikleri içindi. Günümüz sürecinde ise biraz geç bir örnek olaraksa, en güzel örneklerinden bir tanesi Çanakkale zaferiydi. Şimdi normalde Çanakkale zaferinin kazanılması için maddi hiçbir sebep yoktu. Tek bir sebep vardı, o da neydi? İttifakımız. İttifak. Osmanlıların bu istilayı engelleme konusunda bir ittifak içinde olmalarıydı. Benzer bir ittifak Trablus'ta sağlansaydı Libya istila edilmezdi. Filistin'de sağlansaydı Filistin istila edilmezdi. Ne yazık ki oradaki yerel unsurlarla kurulamayan ittifak beraberinde neyi getirdi? İstilayı getirdi. Anadolu'da bu ittifak vardı. Bu da Sünnisiyle Alevisiyle, Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle. Herkes Çanakkale'de vardı ve zafer kazanıldı. Müslümanlar bunu kavramışlar, bunu bilmiş. Düşmanları da bunu kavramış. Onlara derler ki, bugüne kadar Müslümanlara bir darbe vurabilmişsek bu ihtilaflarındandır. Ümmet ruhu dirildiğinde, birlik olduğunda Müslümanlar yenilemez. Bunun için kendileri de Müslümanların bir olmadığına dair tezler geliştirdiler. Mesela milliyetçilik sırf bunun için geliştirildi. Müslümanları parçalamak, bölmek için geliştirildi. Siz ayrı ırklarsınız, bir değilsiniz, bütün değilsiniz. Niye bir aradasınız dendi milliyetçilik üzerinden. Mezhepçi uyanış bunun üzerinden geliştirildi. Mesela İslam hilafeti ile ilgili ilk hareketi başlayanlar Pakistanlı Şiilerdir. Hindistanlı Şiilerdir. Onlar Sünni bir halifelik istiyorlardı. Iraklı Şiiler Sünni bir halifelik istiyorlardı. Mezhepçiliği kışkırtmaya başladılar. Ama bunun dışında meselenin bir odak noktası vardı. O da Osmanlı başkenti İstanbul'du. İstanbul merkezli, dediğim gibi tarihte olmadığı kadar bir İttihad-ı İslam vurgusu vardı ve ilk kez İttihad-ı İslam devletin resmi politikası haline gelmişti. Daha önce devlet elbette Osmanlı yapısal olarak İttihad-ı İslamcıdır. Böyle doğmuş, böyle gelişmiş devlet. Böyle ayakta kalmıştır. Ama
ilk kez resmi dilden bu seslendirilmeye başlandı. Herkes İttihad-ı İslam diyordu. 19. yüzyılın sonlarında, 20. yüzyılın başlarında. Bazen buna Osmanlıcılık diyorlardı, bazen buna İslamcılık diyorlardı. Fakat gerçekte bu İttihad-ı İslam vurgusuydu. İşte buna karşılık. Adamlar bizim terimlerimizle dergiler açtılar. Abdullah Cevdet gibi. Ateist olduğundan hiç şüphemiz yok. Uluslararası güçlerle işbirliği içinde olduğundan hiç şüphemiz yok. Haşa gelecek soyumuzu Avrupalılardan seçelim. Kadınlar bizden olsun, erkekler onlardan diyecek kadar haddini aşmış bir adamdır. Bu adam Şura-i Ümmet gibi dergiler çıkaracak. Ve bu dergide Müslümanların ne menem zulüm gördüklerini anlatmaya başlayacak. Diyecek ki Cezayir'de şöyle şöyle bir zulüm var, Sudan böyle, Afganistan'ı böyle, İran'ı böyle, Yemen'i böyle, anlatacak da anlatacak, anlatacak da anlatacak. Siz saf bir niyetle, adı da Şura-i Ümmet olunca, yazarı Abdullah Cevdet olunca, zannedersiniz ki bu adam, bu beyefendi size acıyor, size ağlıyor. Halbuki yaptığı bu değil. İki şeyi yapıyor. Hem yöneticilere yönelik bir tutum bu. Onun için iki dedim, hem halka yönelik. Bu ümmetten bir şey çıkmaz diyor. Bunlar mazlum, mağdur, pısırık. Kendilerine hayrı dokunmayan insanlar emperyalizme karşı nasıl direnecek? Onlara umut bağlamayın. Gelin Batı'ya teslim olun. Yoksa Batı sizi yok eder. Çağrı, gizli çağrısıydı bu. Evet. Kriptolu çağrısıydı bu. Yani aslında hani bizden görünüyor. Biz zannediyoruz ki işte bizim halimize ağlıyor. Belki bazen şu yanılgıya da düşebiliyoruz. İşte bize acılarımızı söylüyor. Belki bu acı bizi uyandırır. Bize aşk getirir, şevk getirir. Ama halbuki gizli ve örtülü olarak onun bize verdiği mesaj tam olarak öyle değil. Hani bize diyor ki aslında bakın siz işte busunuz yani. Siz anca eziyet görürsünüz. Anca mazlumsunuz. Siz bu halinizle ne yapabilirsiniz ki? Burada 2 milyar mazlumun size ne hayrı dokunur diye Osmanlı aydınlarına bu mesajı veriyor. Çünkü burada İstanbul, Ankara kolay şeyler değil. Kuzeyinizde koca Rusya var. Size doğru gelen bir İngiltere var. Burada hesapları olan Fransa var. Bulgar çetelerini size karşı kışkırtmış. Yunanistan'ı sizden koparmış. Kendi içinizde ihtilaf çıkarıp parçalayabilecek duruma sahip. Ve siz düşünüp taşınıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben acaba bu çıkmazdan nasıl kurtulabilirim? Acaba sadece İslam desem intihar olmaz mı? Diye düşünüyorsunuz. Böyle bir psikoloji içindeki bir komutana sesleniyorsunuz. Bu Osmanlı komutanların sekülerleşmesi öyle kolay olmamış yani. Evet bir kısmı masonik bağlar içerisinde ama tamam masonik bağlar içerisinde değil elbette. Evet. İslamcılık çok güçlü bir akımdır Osmanlı'da. Ama dikkat edin ciddi bir tepki göstermiyor. Ciddi bir karşı koyuş ortaya koymuyor. Çaresiz. Ve bunlar sürekli ne vurgusu yapıyorlar? Müslümanlar mağdur, Müslümanlar mazlum. Sakın onlara umut bağlamayın. Halbuki o dönemde Halep'inden, Trablus'undan, Sudan'ından, Cezayir'inden, Pakistan'dan gerçekten emperyalizme karşı koyabilecek güçlü bir Müslüman akım var. Bir umudun oluşması ve bir birliğin sağlanması durumunda İslam alemi yeryüzünde o Avrupa'nın 1. 2. Dünya Savaşı çıkmazı içerisinde çok rahat yeni bir varlığa bürünebilir. Bu varlığı katledenlerin bir kısmı bunlardır işte. Bu mazlumiyet söylemidir. Bu mazlumiyet söylemidir. Evet. Çaresizlik söylemidir. Biz bir işe yaramayız. Söylemidir. Bu çok haince bir söylemdi. Bu söylem bizim tecdit etmediğimiz o 300 yıldır gelişen söylemimizle birleşince bizi mahvetti. Bu arada Müslümanların içerisinde %7, %8'e denk gelen bir mezhepsel acı söylemi de var. Acıyı kutsayan. Acıyı kutsayan. Evet. Acı çekmeyi bir ibadet gören. İslam'ı acıla Hinduizm'den epey bir etkiyle ne kadar çok acı varsa o kadar çok mukaddes gibi ya. Onun için şu aile bu kadar acı çekti. Falan alim bu kadar acı çekti. Hatta acı çekmemişse mukaddes olmayan. Evet. İslam uğruna ne acı çekti ki deriz. Hala biz de söyleriz. Acının kendisini kutsuyoruz bu. Bu İslam'dan gelen bir söylem değildir. İslam uğruna ne kadar acı çekti. İslam uğruna ne kadar eziyet çekti. Elbette İslam uğruna eziyet çekmek
mukaddestir. Ama burada mukaddes olan acının kendisi değildir. Bir mecazi mursel var burada. Orada mukaddes olan o acıya yol açan direniştir. Kutsal olan direniştir, acı değildir. Yani gösterdiği o duruştur. O duruştur ama Hinduist bir yaklaşımla o duruş direnişi değil, acıyı kutsama. Ya dair bir söylem gelişmiş İslam alemine bu mezhepsel ve yer yer etnik yaklaşımlarla alakalı olarak, gayri İslami felsefelerle alakalı olarak. Kendini yakmayı adeta kutsamak. Evet. Hiççilik. Bu çok tehlikeli bir şey. Halbuki bizim İslam anlayışımızda Hazreti Hamza göğsü parçalandığı için mukaddes değildir. Hazreti Hamza Uhud'da var olduğu için mukaddestir. Hazreti Hüseyin paramparça edildiği için mukaddes değildir. Kerbela'da Yezid'e karşı tek başına direndiği için mukaddestir. Bizde mukaddes olan direniştir, mukaddes olan acı değildir. O acının kutsanması gayri İslami bir yaklaşımdır. Bizde yasçılık yok, acıyı kutsamak yok ama bu ümmetin böyle beynini yemiş ve bu acılı tavır... 3 milyar nüfusunuz olsa dünyaya hakim olamazsınız. Halbuki biz dünyanın imamlığı iddiasındayız. Hindistan'ın 960 milyon seçmeni var sadece. 900 milyon küsur seçmeni var. Ben 60 milyon, 960 diye hatırlıyorum. Belki 940 milyondur. Ama 900 milyon küsur sadece seçmeni var. Ama dünyada bir hiçtir Hindistan. Çünkü acıları kutsayan bir ülkedir bu. Acıları kutsadığımız yerde cihat durmuştur. Ya sanki acı söylemi ya insanı pasifize ediyor. Elbette. Üretimi durduruyor. Acıları, yasçılık koca karıların işidir demişlerdir bizim eskilerimiz. Bunun İslam alemine hakim olduğu noktada bu bitmiştir. Neden? Osmanlı milyonlar şüheda verdi, doğru mu? Peki bu milyonlar şühedanın şiirleri nerede? Niye şiirler yazılmadı üzerine? Marşları nerede? Bu şuursuzluk muydu? Elbette ki hayır. Hayır, şuursuzluk değil. Biz de çünkü acı kutsanmaz. Acıyla edebiyat yapılmaz. Şüheda topluca anılır. Evet. Direnişten bahsedilir. Bu acı söylemi de bu arada. Mesela Namık Kemal'in geliştirdiği şiirler hala bizim elimizde olan falan bunlar. Bu Namık Kemal gibiler de bu arada Alevi müktesebattan etkilenerek bu acı söylemini geliştirmişlerdir. Bunu da bilmesini isterim. Bektaşilik'ten etkisiyle Namık Kemal bu şiirleri geliştirmiştir. Yoksa bizde acı şiirleştirilmez. Direniş, müspet özellikler şiirleştirilir, marşlaştırılır. Bana desinler ki Uhud şehitleri üzerine şu sahabe şöyle bir Hazreti Hamza Mersiyesi yazdı. Var mı yeryüzünde bunu ispatlayabilecek biri? Tabiinden biri. Var mı bir Hamza Mersiyesi? Yok. Musab Mersiyesi? Sümeyye Yasir Mersiyesi? Velev nesir olsun velev şiir olsun. Yazılanların varsa 300 yıl sonra yazılmıştır. Ve üstelik etkiler altında olanlar, başka dinlerin etkisi altında olanlar tarafından yazılmıştır. Bizde o tür mersiyeler olmaz. Sümeyye direndiği için mukaddestir. Yasir direndiği için mukaddestir. Hamza direndiği için, ayakta olduğu için mukaddestir. Acı değil, acıları değil. Evet. Acının kendisi mukaddes değildir. Evet. Bir de aynı zamanda hocam bu söylemin Batı nezdinde de bir karşılığı var. Yani çünkü mesela diyelim bizi Şeyh Said üzerinden, işte Ömer Muhtar üzerinden, bizim işte her yerde böyle direnişle karşılaşan örnek şahsiyetlerimiz var. Hani bunlar üzerinden değil de sanki bu mazlumiyet söylemi üzerinden bizi tanıyan bir Batı daha çok bizi sömürmek ister. Şimdi bizim Kürt folkloru İslami bir folklordur ve ben bu Kürt şar denen yani eski çatışma öyküleri üzerine uzunca çalıştım. Neredeyse tamamına yakını dinledim. Tamamına yakında acının kutsanması yoktur. Adamın yiğitliğinin kutsanması vardır. Karşı koyuşunun kutsanması evet. Kutsanması vardır. O direniş ruhu böyle devam etmiştir. Bu şekilde oluşmuştur bu. Evet hocam. Diğer bir husus da şudur hocam. Bu
Yani biz bu mazlumiyet söylemini dile getiriyoruz. Bunun esasında ben soracaktım ama cevabını sizden aldım. Bunu hani müspet bir söylem midir yoksa menfi bir söylem midir? Menfi bir söylem olduğunu izleyenlerimiz anlamıştır. Ona bir şey daha katmam lazımdı ama sosyalizmin etkisini katmam lazımdı. Bu sosyalist mersiyecilik de bizi çok derinden etkiledi 20. yüzyılda. Dolayısıyla bir, bize ait olan eski, iyi niyetli. Evet. İkincisi dışarıdan kaynaklı. Dışarıdan kaynaklı bizi pasifize etmek için. Üçüncüsü, bize kök itibariyle dışarıdan gelen ama bizim bazı mezheplerimiz tarafından kutsanan bir acı, mazlumiyet söylemi. Ve dördüncüsü nihayet sosyalist söylem. Oldu dört unsur. Evet. Bu dört birleşenden ortaya bizde korkunç bir mazlumiyet söylemi çıktı ki çocuklarımız mazlum olmak istemezler. Kadınlarımız hele hele mazlum olmak istemezler. Bu berbat bir söylemdir. Yanlış bir söylemdir. Bundan sakınmak lazım. Bu söylemle aynı zamanda kitleleri uyandırmak, kitleleri harekete geçirmek de mümkün değildir. Mümkün. Biz mazlumuz dedikçe mazlumlaşırsınız. Zira bir kişiye 40 gün deli derseniz delir demişlerdir. Biz ders anlatırken önceden şunu derdik. Sakın kendinize ben tembelim demeyin. Zira 3 kez kendinize tembel derseniz tembelleşirsiniz. Zira bedeniniz sizin komutlarınızı dinliyor. Toplumsal beden de komutları dinliyor. Evet. Buyurun. Doğrudur. Peki hocam biz durumu izah ettik. Tarihsel süreci izah ettik. Bu söylemin kaynakları nelerdir? Nasıl gelişmiştir? Ve bunun menfi bir söylem olduğunu da ifade ettik. Ancak hala biz günümüzde ne yazık ki bu söylemden kurtulmuş değiliz. Hala bu söylem işte vaizlerimiz tarafından, toplum içerisinde hala biz çok sık yani sürekli bizim mazlumiyetimiz dile getiriliyor. İşte şöyle öldürülüyoruz, şöyle muhacir oluyoruz, başımıza şu geliyor, bu geliyor. Hani bu sosyoloji içerisinde hocam biz nasıl bir söylem geliştirmeliyiz? Ya bir kere artık biz direnişçi olduğumuzun farkında olmalıyız. Ve yalnız direnişçiyiz. Yalnız direnişçilik daha da mukaddestir. Bütün dünya yanlışa doğru giderken biz sırat-ı müstakimdeyiz. Allah katında din İslam'dır demiş. Büyük bir mucizedir. Hani din? Hani Budizm? Hani Katoliklik? Hani nerede Ortodoksluk? Son din İslam'dır. Bu öylesine bir söz değil Kur'an'da. Evet. Ve son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Hani başka peygamberler, yalancı peygamberler bile tutmamışlardır. Farkında mıyız? Peygamberlik iddiasında bulunanlar da vazgeçmek durumunda kalmışlardır. Din adına dünyada ne kaldı? Sadece İslam kaldı. Yani mesele inne dine indallahil İslam, Allah katında muhakkak din İslam'dır. Ayet-i kerimesi sadece dinin hak oluşunu ifade etmiyor. Aynı zamanda bu son din olarak İslam'dan başka hiçbir dinin kalmayacağını da bize duyuruyor. Evet. Efendim her ideoloji bir dindir. Hayır, o kendi din olarak kabul etmiyor. Yeryüzünde din meselesi bitti. Bir tek İslam kaldı. Din sahibi olmak isteyen İslam'a gelmek zorunda. Artık Orta Afrika'daki bir adam ahlakı aradığında İngilizlerin oraya gidip o fuhuşat operasyonlarından kendini kurtarmak ise la ilahe illallah demek zorunda kalıyor. Bir Budist tapınağın bizzat tapınakçısı kendini şerden korumak için Müslüman olmak zorunda kalıyor. Bir Alman da Müslüman olmak zorunda kalıyor. Bir Güney Amerikalı da Müslüman olmak zorunda kalıyor. İslam'dan başka hiçbir sığınak kalmadı. Bütün sığınaklar çürük çıktı. Son sığınak burası. Ve biz bu son sığınağın sahipleriyiz. İçimizdeki devşirmeler bizi sığınağımızı içeriden çökertmek istiyor. Ya biz bu sığınağa sahip çıkacağız ya da biz gideceğiz yerimize başkaları gelecek. Ama bu din sahipsiz kalmaz. Zira bu son dindir. İnsanlığın son çaresidir. Evet. Bütün insanlık gitmiş, o tek kalmış. Ne garip bir şey, öyle değil mi? Evet. İnsanlığın ahlak var olma davası, insanlığın sürekliliği meselesi. Evet. Bir din adına ona kalmış. İslam'dan başka, Müslümanlardan başka dini bir söylemle kim çevre sorunlarından, kim insan haklarından bahsediyor? Hiç kimse. Hiç kimse. Evet. Dini millet ruhani bir yöneliş olarak görüp diğer kısımları neye bırakıyor? İdeolojilere bırakıyor. Sadece İslam her tarafa şamil bir şekilde kendini ifade ediyor. Evet, ama biz
ana propagandanın etkisi altında kalıyoruz. Ana dalganın etkisi altında kalıyoruz. Kendimizle uğraşıyoruz. Direnişçi olduğumuzu unutuyoruz. Neredeyse bütün zalimliklerin bizden kaynaklandığına inanacağız. Bizi buna inandırmaya başladılar, başlayacaklar. İnandırdılar, inandıracaklar. Bu şeytani halden uzak kalmak lazım. Bunun için ilme yönelmek lazım. Evet. Doğruya yönelmek lazım. Müslümanlara kulak vermek lazım, evet. Allah aşkına. Evet. Hocam bir dakikamız kaldı toparlamak mahiyetinde. Aslında söyleyeceklerimi söyledim. Yani ümmete bel bağlamayın. Bu ümmetin kendisine hayrı yok diyenler dostlarımız değildir. Ya ırkçılardır, ya mezhepçilerdir, zaman zaman duyuyorum. Tartışıyorlar da böyle. Ya hocam sen ümmet diyorsun. Nerede bu ümmet? Bu ümmet öyle bir yerde ki ancak körler görmez. Ayağa kalktığı zaman evelallah önünde durabilecek hiçbir güç yok. İnşallah. Kaç kez tam tükendi noktasına geldi. Moğol ta Dımaşık kapılarına dayandı. Haçlı Cidde'ye dayandı. Ama ayağa kalkmayı becerdi. Garip bir ruh hali. Yeter ki bunu şu bu mezheplerin ideolojilerle yorumlamaya kalkışmayın bu dini. Özünden anlamaya çalışın. O ümmet ruhu diye bir ruh var bizde ki bizatihi sırat-ı müstakimi temsil eder. O ruh hiç şaşmaz. Ümmet yanlış üzerine buluşmaz. Evet. Ne sapıcılar gelirse gelsin, ne yoldan çıkarıcılar gelirse gelsin, doğru yolda kalan bir ruh var. O ruh dipdiridir. Ayakta. Vardır. Bunu düşmanlarımız tanıyor. Medeniyetler çatışma. Çatışma nerede olur? Direnişin olduğu yerde olur. Direnişin olmadığı yerde çatışma olur mu? Hayır. Adamlar çatışma var diyorlar. Biz birkaç yıl önce entelektüellerimiz efendim çatışma yok, medeniyetler niye çatışsın diye yazılar yazıyorlardı. Diyalog kuralım falan. Evet. Doğru mu? Şimdi karşı tarafı biraz sakinleştirme adına kabul çok karşı değil. Ama çatışma yok. Onlar ısrarla çatışma var derken sizin çatışma yok demeniz ancak saflık olur. İslam'ı Budistleştirmek, Katolikleştirmek olur. Bu İslam ne Budistleşir, ne Katolikleştirir. Biz evet, erdemli toplumuz. Müslümanlar dünyanın en erdemli insanlarıdırlar. En onurlu insanlarıdırlar. Çünkü bütün bu felakete rağmen hala zulme, haksızlığa, insanlığın tüketilişine karşı direniyorlar. İnsanlığın bayrağını ellerinde tutuyorlar. Ne mutlu Müslümanlara. Allah razı olsun hocam. Cümlemizden inşallah. Kıymetli bilgilerinizden dolayı. Muhterem izleyenler, bu hafta da süremizin sonuna geldik. Bu hafta biz daha çok Müslümanların, işte bu Müslümanlar içerisinde gelişen mazlumiyet söylemine değindik. Bu mazlumiyet söyleminin iki kaynağını olduğunu söyledik. Bir, bizden kaynaklanan, iki de işte dış kaynaklı olarak ifade ettik. İçten bizim kaynaklarımız daha çok bizim işte belki %8'i temsil eden mezhebi bir akım, acıyı kutsayan, bu mazlumiyet söylemini kutsayan bir akımın olduğunu ifade ettik. Dış kaynakların ise işte sosyalizmin bizim içimizde yayılmasıyla beraber bu mazlumiyet söyleminin bizde biraz yaygınlaştığını ifade ettik. Bundan etkilenerek bu söylem içerimizde biraz yaygınlaştı. Bununla birlikte bizim içerimizde devşirilmiş, bugün hain olarak nitelendirdiğimiz bazı kişiler Batı hesabına planlı olarak bu söylemi, bu söylemle bize yaklaşmışlar. Kendilerini bizden göstererek ve bizden birileri olduklarını ifade ederek bizde bu söylemi yaygınlaştırmaya ve bizi pasifize etmeye çalışmışlardır. Ama biz buradan şunu ifade ediyoruz ki bu söylem müspet bir söylem değildir. Tam olarak menfi bir söylemdir. Çünkü bu söylemle kitleler harekete geçmez. Esasında bunun insan psikolojisinde yarattığı etki, bakın siz bir işe yaramıyorsunuz. Siz Batı karşısında, işte bu tağut karşısında siz ne yapabilirsiniz ki? Oturun yerinize, teslim olun. Esasında bu söylem bir teslim çağrısıdır. Biz de burada esasında olan bu mazlumiyet söylemini değil, bizim var olan o mücadele ruhumuzu, o direniş ruhumuzu ve İslam'dan kaynaklanan o ruhu ayakta tutmamız gerektiğini ifade ediyoruz. İnşallah bir sonraki programda karşınızda olmak üzere. Allah'a emanet olun.